Bu hafta sizlerle daha farklı bir konuyu anlatacağım. Daha farklı bir konuyu konuşacağız. Üniversitelerde verdiğimiz eğitimler. Tabii ki birçok noktada epilepsiyle ilgili anlatımlar gerçekleştiriyoruz. Amacımız halkımızı bilgilendirmek. Halkımızı bilgilendirdiğimiz gibi bazı panellerden çağrıldığımız oluyor. Panellere gittik, seminerlerde konuştuk. Üniversitelerde de oldu bu. Üniversitelerde örneğin EEG çeken kişiler için yapılmış olan seminer vardı. Orada da konuşmuştuk. Çok kalabalık bir gruptu. Bu sefer öğrencilerimize anlattık. Epilepsi nedir? Neler yapılması gerekiyor? Ve bu kişilerin yaşadıkları sorunlar nelerdir? Peki kime anlattık bunları? Aral Üniversitesi'nde ön lisans bölümünde sağlık meslek yüksekokulu okuyan öğrencilerimize. Heyecanla dinlemişlerdi. Çok güzeldi. 5 kişilik grup epilepsiyle ilgili gerekli bilgileri aldıktan sonra beni toplantıya çağırmışlardı. Sunum yapacaklardı. O sunumda onlar konuşmacı olacaktı. Ben davetliydim. Ama ben işimden dolayı gidemedim. Bu sefer dokümanı çıkartmışlar. Zannettim ki sadece epilepsiyle ilgili doktor, hasta ve iyileşen kişiler üçü arasında bir hazırlık yapılacak. Fakat öyle değildi. Sadece beni anlatmışlar. Yani ben üç taraftan da bakmıştım. Birisi doktorların nasıl hareket ettiği, ikincisi hastayken neler yaşanıyor, üçüncüsü iyileşip dernekte görev aldığımız zaman nelerle karşılaşılıyor. Üç pencereden birden bakarak kendilerine bilgi verdiğim için sadece bunu anlatan 32 sayfalık bir makale çıkmış hakkında. Çok hoşuma gitti. Şimdi sizlere de bunlarla ilgili bir şeyler anlatalım. Epilepside ilk müdahalenin ne olduğunu bilmek zaten çok önemliydi. Birinci derste anlattık. Onların psikolojik ve sosyolojik yapılarını da bilmek lazım. Yani epilepsiyle olanlara toplumdan dışlamamak çok önemli bir konu. Onlara hayata kazandırabilmemiz aslında doktorlardan çok bizim elimizde olan bir şey. İlaç ne kadar iyi olursa olsun, tedaviler ne kadar sağlıklı olursa olsun, biz insanlar bilinçli olarak yaklaşmazsak, özellikle epilepsi hastası olan kişinin yakınları, ebeveynleri ona korkarak veya bunu saklaman gerekiyor, sakın ha söyleme, kimse senin ilaç içtiğini duymasın gibi sözlerle yaklaştıkları zaman o kişiyle gelen nöbet daha fazla oluyor. Niye? Çünkü ben bir işe yaramıyorum. Ben hiçbir şey yapamam. Ben her şeyden korkuyorum. İnsanlar beni istemiyorlar şeklinde psikolojik olarak kendini geri çekmesine neden oluyor ki bizim epilepsideki en büyük sorun, nöbetlerinin gelmesindeki en büyük neden sıkıntı, üzüntü gibi psikolojik nedenlerdir. Onun için onlara olumlu bir şekilde yaklaşırsak, daha sonra da bunu toplumumuzu öğretir, ne yapması gerektiğini onları yansıtabilirsek, işte o zaman çok daha sağlıklı bir toplum olacağız. Çünkü hepimiz epilepsi olmaya aday olan kişileriz. Bir dahaki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.